Medet dayı bak gözünün yanında balık kızartayım, öldürme beni. Bak ne istiyorsan yaparım, bak ne ihtiyacın varsa alırım. Ben sana ömrümün sonuna kadar bakarım. İçlik olsun, fanlı olsun, ne ihtiyacın varsa ben seni alır getiririm. Bak ne olur öldürme beni Medet dayı. Ulan! Ulan sizin yanlış verdiğiniz makine yüzünden ben dünürümü ödedim, katil oldum lan. O da yetmedi, jandarmaya teslim ettiniz, müebbet yedim. Emme ben sizin yaptığınızı yapmayacağım. Hı? Sana kötülük etmeyeceğim. Al bunu kardeşim. O tünelden kaçarken ilazım olacak sana. Bu pala dayı gibiler arkalarında iz bırakmayı sevmezler. İşi biter bitmez kurtulmak isteyecek senden. Sen biliyor musun bu açma meselesini? Gardiyan! Aç şu kapıyı, avluya çıkacağım. Ne zamanda çıkın kardeşim? Uyuyup kalmışız kardeşim. Keyfimizden değil herhalde. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir son. Bir eksik var. Bir tane hastamız var. Biri boğmuş. Geçmiş olsun. İyi geceler. Sağ ol. Saat tam 12'de. Herkes uykunun en derinde yatarken kaçacağız. Yamuk istemiyor. Tamam. Medet dayı. Hı. Hani sen benim bir şey dedin ya. Yani sen neden söyledin ki ona? He? Biz senin başını bir takım işler açmışken sen neden yapıyorsun ki bu iyiliği? İçeride düşünmeye çok vaktim oldu biliyor musun İsmail? Çok deniştim be. Tövbekar oldum. Şaka lan şaka. Burada bir tane psikolog var biliyor musun? Bütün bu davranışlarımın sebebi bastırılmışlık duygusuymuş. Öyle dedi. Senelerce ben duygularımı, hislerimi bastırmışım meğerse. Buna sebep kim? Kim? Benim garı. Benim o nalet garı dırdır ede ede, ede ede bütün sinir sistemlerimi bozmuş. Bunun dışa vurma olarak da ben dünürümü öldürmüşüm. Yani senin anlayacağın. Yanlış makine, kavga, mavga, bütün bunlar bahanesiymiş işin. O yüzden size bir kızgınlığım kalmadı. Hatta Allah ne kadar teşekkür etsem azdır lan size. Bu da kafam rahat. Oh, garı dırdırı yok, tarla gen kaldı derdi yok, zeytinler çürüdü derdi yok. Vallahi çok rahat. Şimdi bir yatacağım. Sabah 9 içtimasına kadar kimse elleyemez ben. Bu defa da şaka değil lan. Yok lan, şaka falan değil. O zaman sen eminsin değil mi? Hangi konuda? Yani paradayı konusundan. Sonra ben yanlış bir şey yapmış olmayayım. Vallahi İsmail. Para dayı ile ilgili çok hikaye dinledim ben. Hiçbiri mutlu sondan bitmiyordu. Emme gene de sen bilesin. Hadi Allah rahatlık etsin. Ne olur uyuyakalsın be yarabbim. Nefesimi tutacağım. Onu kadar sayacağım. Uyanmayacaklar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on.
Vahattin. Vahattin. Gidiyoruz hadi. Fırınacak. Kalk hadi. Vakit geldi. Gideceğiz. Beni bırakın. 5 dakika daha uyuyacağım ben. Çok tatlı bir rüyanın ortasındayım, biliyor musun? Ne diyorsun lan sen? Dalga mı geçiyorsun? Uykunun sırası mı şimdi? Kalk hadi. Kalktım sana. Çok güzel uyuyordun. Kıymadık. Olayı sizde işlemiyor tabii de. Neyse canım. Kalkarız biz de. Niye bu? Estağfurullah canım. Önden siz buyurun. Vay ağzın krem siz. Ne ara girdiniz içeride? Ne ara kazdınız bu tünele? Biz kazmadık ki. Nurettin dayı vardı. O kazdı. Müebbet 8 sene kazmış. Tabii o da rahmetli olunca tünel bize kaldı. Şans işte. Hadi. Hayatta şans diye bir şey yoktur Bahattin. Bir enayiler vardı, bir de uyanıklar vardır. Ya. Mis dünya varmış. Şşş Bahattin abi. Burada bir araba var bak. İçinde de bir adam var. Biz doğru bakıyor. Bahattin abi biz doğru geliyor bak. Kaçayım mı ne yapayım? Yok yok. Şoför. Şükürler olsun pahalıyız seni kavuşturana. Ver elini öpeyim abi. Özledik vallahi. Sağ ol delikanlı. Özlemişindir tabii. Özlemişindir sen. Şşş, bana bak, yatın yatın. Sinan daha mı geçiyor? Yıttık beyler, yıttık. Vallahi yıttık. Hadi, uyuyalım. Tamam lan, zevzeklik yapmayın da. Hadi hemen arabaya bin. Buyurun Cemil Bey. Servis evinizi gadan getirdi. Allah razı olsun Süleyman Bey. Allah razı olsun. Kapını da açıverem mi gülüm? Yok, onu ben yaparım. Yalnız Sadıçlı abi şey söyleyeceğim. İyi ki kokoreççi Salih Usta'ya gittik bak. Ne zamandır kokoreç yemiyorduk be. Bir demiz bayram ettik hare. Aynen Sadıç. Lan Süleyman, iyi ki ısmarlamışsın gülüm. Vallahi özlemişiz be. Afiyet olsun. Gerçi İsmail'in aramızda olmayışından ötürü pek boğazımdan geçmedi benim ama. Hiç geçmedi Emin, hiç geçmedi. Lan 2 şiş kokoreç tek başına yüplettin be. Lan İsmail'in aramıza dönüşünden dolayı kutlama da mı yapmayayım yani Süleyman? Demek ki mutluluktan benim iştahım açılmış. Hem neydim ben Cemil? Neymişim ben de ev bana bak en sen. Dünyalar edin be. Bir soruyor neydim diye soruyor. Lan bir büyük yedim.
Sonra bir yarım yedim. Sonra bir yarımcık daha yedim. En son çeyrekle zaten. Ondan sonra gelen yarımı ben mi istedim Cemil? Salih abi getirmiş gelmiş, adamı gırsamadım. Lan adam keyfinden getirdi be. Adamın kokoreçini bitirdin be. Sendeki potansiyeli gördü tabii adam. Huncacık kaldı zaten. Onu da veren kurtulan dükkanı kapatayım gidem dedi be. De gideyim de. İn lan arabadan. İn. Elgadan yürüyeceksin. Anca eritirsin yedik lan. İn lan. İn bacım. Bir şey söyleyeceğim be. Dur. Önce biz İsmail'in parasını ödedik ya. Acaba diyorum İsmail salıverirler değil mi? Bir aksilik çıkmaz. Niye aksiliği çıkacak be? Avukat dedi ya. Bundan sonrası kağıt mağat işler dedi. Bir iki günü gıda salarlar. Tamam da acaba dedim İsmail de haber mi verseydik be? Ha? Bilseydik çocuk. O da kendini hazırladı. Lan neyin haberini vereceksin gülüm? Zaten adam mapusta durup duru. Aynen. Yani duyan da mapustan kaçma planını yapıyor da son anda vazgeçti zannedecek. Aman Allah korusun. Sus lan. Sus sus. Hadi inin gari be, işimiz gücümüz var. Hadi. Tamam be, iniyoruz. Bırakın mı be? Hayır, in aşağı. Aşağı in. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar, Cemil bunu da al. Bırak bu herisi. İn lan. Bırakı ver. Yo sen yürü, sen koşu koşu gelecek. Yürü. Hadi ertesi yiğitlerin gari. Hadi iyi geceler. Sen görüşürüz. Gülü gülü. Tekrardan geçmiş olsun dayı. Allah bir daha arara düşürmesin. Seni aldıklarını da çok üzüldük. Kaç gün yemek yemedim yeminle olsun. Öyledir öyledir ama ne yapacaksın işte. Herkes senin gibi olmuyor. Aramızda gammazcılar da çıkıveriyor. Belki senin de kulağına gelmiştir. Şerefsizin biri mahkemede gizli tanıklık yapıvermiş. Yedirmişiz içirmişiz. Sırtımızdan bıçaklamış bizi. Yok dayı duymadım öyle bir şey. Kim yaptıysa Allah belasını versin. İnsan yediği tabağı pisler mi hiç? Pisler, pisler. Mayasında adilik varsa pisler. Ama merak etme sen. Tabağımıza pisleyen o kişi, pislediği tabak da bu olacak. Neyse canım, neyse. Şu ağaçlık bir yere bir çekiver de ufak bir su döküvereceğim. Malum içeriden yeni çıktık. Abdestimizi bozmuyor, fırsat olmadı. Siz de inin biraz hava alın. Hadi bakalım. He. İyi madem o zaman biz de gidelim de hava alalım Bahattin abi. Yaşa. Ben arabada bekliyorum sizi. Sizi beklerken hava aldım ben zaten. Olsun. İn. Az daha. Bak ben bu ikisine var ya güvenmiyorum. Bir tek sana güveniyorum. O yüzden. Siz de burada durun, kaçmasın. Balı dayı, acaba diyorum sen sonra mı şey yapsanın? Hani mafya içi özel hesaplaşmalar oluyor ya. Mafyanın diyorum içinde mi kalsa hani kol kırılıp yer içinde kalıyor. Yani bizi hiç karıştırmasan mı diyorum acaba hani bari... Uzatma fazla. Durdurduğun yerde. Balı dayının lafını ikiletme. Peki madem canım. Şimdi sen beni gammazlayan adamı tanımıyorum diyorsun ha? Allah belasını versin diyorsun yani. Aynen. Aynen öyle Paladayı. Yalnız hani benim de kulağıma bir takım bir şeyler geldi. Hani böyle yakınımdan biriymiş. Hatta baya baya yakınımdan biriymiş biliyor musun? Çocukken sokaktan alıp büyüttüğüm, yitip giderken sahip çıktığım, elinden tuttuğum, hatta evladım kadar sevdiğim biriymiş. Kusura bakma Pala dayı, herkes hayatta kalmak ister. Ne oluyor lan? Şşş, ne oluyor lan? Ne kaçıyorsun lan? Pala dayı, Emin Pala dayı, bıçaklanmış. Pala dayı bıçaklanmış. Pala dayı. Işıklar doğru gitme bak. Sakın ışıklar doğru gitme Paladay. Burada kal Paladay. Bahattin abi bir şey değil mi? Ne yapacağız Bahattin abi? Vallahi işler karıştı birader. Herkes başının çaresine bakacak. Bahattin abi nereye gidiyorsun Bahattin abi? Ben ne yapacağım bari onu söyleseydin be. Ben ne yapacağım ben şimdi tek başıma? Paladay. İsmail. Kurtar beni İsmail.
Ben ölmemem lazım İsmail. Bala dayım, ben ölmemem lazım. Kurtar beni. Nasıl kurtaracağım seni bala dayı? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Buldum. Ben seni alacağım, hastanenin önünü bırakacağım. Olmaz. Buldum. O zaman şey yapacağım, ben ambulansı arayayım, gelsin seni buradan alsın. Hadi ben eyvallah. İsmail dur. Hastane olmaz İsmail. Ambulans da olmaz. İkimizin de başı yanar İsmail. Başka bir çare bulmamız lazım İsmail. Paladay. 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 Paladay sen niye bayılıyorsun inci be? Sen niye bayılıyorsun? Sen niye bayılıyorsun sen be? Ben ne yapacağım? Nereden bulacağım ben başka çareyi be? Zaten hapisten de beni zorla kaçırttınız siz. Ne yapacağım ben inci? He? Kendinizi de yaktınız, ben de yaktınız. Paladay uyan bak kendine. Paladay. Paladay. Ne yapacağım lan? Acık öyle uyanır mı diyorsun sen? Sen herhalde nefes alamıyorsun görev. Ben şey yapıyorum. Emine gene bir herhalde hava giriş çıkış tam sağlanamıyor görev. Sen gerisin geriye dön geri. Öyle en azından suratımı suratımı. Yuh gari. Anlaşıldı Emine. Sen beni bu gece uyutmayacaksın gülüm. Yani koca ailenin içerisinde çeke çeke Rafet babama mı çektin? Maşallah ikiniz de su motoru gibi çekiyorsunuz. İnci, bizim çocuğu da geçerse bu özellik. Ne yapacağız biz? Orta yere beni dikersiniz maestro şefi gibi gari. Analı oğlu, aynı öyle. Neye söyle durursunuz yeşil ol konçertosuna. Oğlan dedim ben. Allah mı söyletti yoksa bana bunu imine. Kız oğlum mu olacak benim? Neye bakayım bana? Yuh gari. Kim lan bu patavatsız gecenin bu saatinde be? İmine buna da mı uyanmayacaksın gülüm? Bugün de mi uyanmayacaksın? Gene böyle kıyım sokulup imin. Kim bu gecenin saatinde bu patavatsız bile demeyeceksin yani. Sen rahatın bak, uyumanı bak. Nasıl olsa bu evin bir bekçisi var. Patlam be, geldik işte. Münasebetsizliğin bu gıdanı yani. Hem gece gece rahatsızlık veriyor bana, hem de taşlanacak. İsmail. Rüyamış be. İsmail'in ne işi olacak bunun? Ne biçim rüya lan bu? Kendini tekrar edip durur. Bir suratıma kapatıyorum lan kapıyı. İsmail ne işin var lan senin burada? Senin mahpusta olman gerek... Sus, millet uyandıracaksın inci be. Beni bak, arabada yaralı var. Çabuk Süleyman'ı ben Cemil'e haber be. Hurdalıkta bekliyormuş. Hadi gülüm, hadi. Ne arabası lan, ne yaralısı görem. Senin mahpusta olman gerekmiyor Sadaç. Lan başlatma inci mahpusunu be. Soru sorma diyorum seni, işler karıştı diyorum seni emin. Çabuk Süleyman'la Cemil'e haber be. 5 dakika içinde hurdalıkta olun gülüm. Hadi gülüm, hadi. Kendinizi yaktınız, hem beni yaktınız lan. Şunun şurasında benim 7 ayım vardı. 7 ay yatıp çıkacağım ben. Beni bak lan, sakın ölme. Beni bak, sakın ölme. Yeminle söylüyorum, mafya falan dinlemem. Böyle hendekten aşağı yuvarlar atarım seni ha. Zaten Bahattin abi de kaçtı.
Ne halde olsun Bahattin abi? Ölen yaralı adam bırakılıp kaçırın be. Allah bir ses vermiş gerisin. Tövbe estağfurullah, tövbe. Allah'ım sen yardım et yarabbim, sen yardım et. İsmail. Geldiniz mi Sadıç? Oğlum çok çirkin şeyler oldu lan. Bizim çok acil bir şeyler yapmamız lazım. He. İsmail'miş lan. Emir'in uydurması değil mi? Ne yapıyorsun lan? Lan İsmail. İsmail, bu adam kim lan? Niye tıp duru vurdu böyle bu adam? Halı dayı. Bıçaklandı da. Hani bizim vurulan meşhur mafyası yok mu? İşte o. Bahattin abi, ben Kuval dayı, üçümüz beraber kaçtık hapishanede. Gerçi ben kaçmadım. Onların zoruyla yani. Sen de sinirlerine hakim olamadan adamı bıçakladın öyle mi? Bir de başımızı katil mi oldun lan sen? Ha? Kaç sefer söyledim sana? Öfkesine hakim olamayan pehlivan olamaz diye kaç sefer söyledim ben sana be? Ya saçma sapan konuşma be. Ben bıçaklamadım, başkası bıçakladı. Zaten Bahattin abi de arkasına bakmadan kaçtı gitti. Ne yapıyorsun lan sen ha? Lan zaten biz senin kefaletini ödediydik be. Çıkaracaklardı lan seni. Senin ne işin var lan bu adamla lan ha? Oğlum ne diyorsunuz lan siz? Kefaleti mi ödediniz? He? Öyle çıkılıyor muymuş hapisten? Ha? Gülüm biz de bilmiyorduk çıkılabildiğini be. Emme o ufacık veya kelimesi bütün işi değiştiriyormuş gülüm. Öyle hapisi yatmak yerine kefaleti ödeyip çıkabiliyormuşum. Oğlum yandım lan ben. Vallahi de yandım, billahi de yandım lan ben. İki kere yandım Sadık. Bir mafya hesaplaşmasının orta yerinde kaldın değil mi gülüm? Bir güç savaşının. Bir ihanet çemberinin orta yerine düştün deme. Lan bunu bak be. Yeşilova gibi ufacık, sevimli bir kasaba yerinde bile olan olayları bak aynı filmlerdeki gibi. Hmm, biz de o filmlerde suç üstünü kalan salaklığa oluyoruz değil mi Emin? Ay. Konuşma be. Adam gitti gidiyor, görmüyor musun sen? Vallahi bu böyle olmaz. Bizim hemen bir ambulans çağırmamız lazım. Ya da tutup hastaneye götüreceğiz bu adamı. Olmaz. Hastane falan olmaz. Kaçtığımızı anlarlar Sadıç. Zaten siz kefaleti falan da ödemişsiniz. Olmaz hastane falan. Bizim başka bir şey bulmamız lazım Sadıç. Buldum. Vallahi billahi bu sefer buldum lan. Baytar'a gideceğiz. Bizim Baytar yok mu? Baytar'a gideceğiz. Selahattin Baytar. Sizin İmam Hatip'in müdürü Selahattin Baytar öyle mü? Lan okul müdürü adama iyi etmekten niye anlasın be? Lan onun diyorum ben be. Selahattin Hoca'yla ne alakası var bu işin? Ben gerçek Baytar'dan bahsediyorum. Yok mu bizim Baytar? İlamin mi? Onu getireceğiz işte. Lan adamı hayvan doktoruna mı emanet edeceğiz Cemil? Edeceğiz. Vallahi yapacak bir şey yok Sadıç. Doktor bulamayacağımızı gör. Hiç çoktan iyidir. Dayı, yeter gari hayvanın orasına burasına baktın. Bir şeycik yok işte. Zaten gece gece böldüğün uykumuzu. Hadi lan oradan. Sen ne anlayacaksın hayvanın neyi olduğunu? Vah diyorsan vah işte. Hem gündüz geçerken bu hayvan bana hüzünlü hüzünlü baktı. Sanki benden yardım istiyor gibiydi. Bu burada acı çekip dururken ben nasıl yatacaksın uyuyacaksın? Hem bak şunun gözlüğe. Nasıl da acıklı acıklı bakıyor hayvancağız. Vallahi dayı, kusura kalma emmi. Sen bu hayvanlarla vakit geçire geçire azıcık tozuttun gibi geldi bana. Vallahi şimdi şunu indirdin senin kafaya. Doğru konuş lan. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bu hayvan gündüz sekiyordu. Gördün mü bak çiviyi? Vallahi senin işlerine akıl erdiremiyorum ben. Doktor gibi adamsın maşallah. Ya. Baytar İlhan abi. İlhan abi kapıyı aç bir dimi. Kapıyı aç bir çabuk. Biz eve uğradık da yenge bizi buraya yolladı. İlhan abi bizim sana çok acil ihtiyacımız var. Hemen bizi gelmen lazım. Hayırdır lan? Ne oldu gece gece? Şey oldu. Bizim hayvan
Şey bizde bir geçi var da Baytarda'ya. Hince o böyle garip davranmaya başladı biliyor musun? O yüzden biz de hasta oldu falan herhalde diye düşündük. Sen geldik. Bir bakıverem onu gel. Gözünü seven. He, geçi diyor. Yoktur onun bir şeyi. Şimdi çiftleşme mevsimi ya, ondan öyle denişik davranıyor. Bir tekke bulun, çiftleştirverin, bir şey kalmaz onun. Durum çok kötü diyor sana bak, vallahi billahi çok kötü. Öyle ikide bir bayılıp kalıyor, bayılıp kalıyor. Belki de inceye kadar ölmüştür ha? Belki de ölmüştür inceye kadar. Geliyorsunuz siz ya. Nasıl öyle keçi ya? Ben onu muayene etmeden nasıl öyle ya? Ölmemesi lazım. Olmaz öyle şey. Tez giden bir yetişem. Hadi, hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi. İlham abi geç. Hadi. Kim o? Bir de sesini değiştiriyor. Aç lan kapıyı. Bir de sesini değiştiriyor. Sanki bizden başka kim gelecek? Ölmedi değil mi? Keçi ölmedi değil mi? Yetiştik değil mi? Yetiştik, yetiştik. Yetiştik, yetiştik Baytar dayı. Yani sen görmeden ölümez zaten. Yani kurtarsan kurtarsan onu sen kurtarırsın demek istiyor. Ne duruyorsunuz? Hani nerede keçi? Gösterin bakayım. İşte burada. Gördün mü? Keçi. İyi de bu keçi değil ki. İnsan bu. Adam bu. Yani fark eder Baytar dayı. Hem Aristoteles ne demiş? Ne demiş? İnsan zaten düşünen bir hayvandır dep dur adam. Vallahi olmaz öyle şey. Ben hayvan doktoruyum. Onu muayene edemem. Hem ne işler çeviriyorsunuz bakayım siz burada? Vallahi İlham abi kimsenin bir şey çevirdiği yok. Bunlar kendi aralarında şakalaşıyorlarmış. Sonra şakı kaka olmuş işte. Önce biz polise falan da haber vermeyelim dedik. Bu aralar küçük ya, insanların ağzında sakız olmasın diye. İşte biz de seni çağırdık. Hadi, hadi, hadi. Neyse ne gençler, beni karıştırmayın. Ben ne gördüm, ne duydum. Şahit falan da yazmayın. Hadi size kolay gelsin. Hiçbir yere gidemezsin Baytar dayı. Bak, burada görmüş olduğun adam var ya, orada görmüş olduğun adam. Kim o biliyor musun sen? Pahalı dayı. Buralarda görüp görebileceğin en büyük mafyalardan biri. İnci. Ya o adamı paşı paşı tedavi edersin ya da uyarınca keşke beni şahit yasalığa dersin. Ben uyarıyorum, tehdit etmiyorum. Uyarıyorum, tanımıyorum. Bizden söylemesi. Kendi iyiliğin için yani göre. Ben bir şey söylemiyorum. Zaten arkadaşlarım söyledi. Pahalı dayı. Uyuyana bak. Pahalı. Yenge, hayırdır niye yatmadın sen? Bir sıkıntı falan mı var? Ha yok Ersin, uyku tutmadı. İnşallah yakında abin çıkacak ya, ondandır herhalde. Kesin ondandır yenge. Nereden biliyorsun dersen söyleyeyim. Bende de aynısı var. Bu saate kadar uyuyamadım heyecandan. Yatakta bir sağa bir sola döndüm durdum. Sen yine de fazla dönme Ersin. Yarın senin okulun var, benim değil. Of Finge ya, hatırlatmasan olmaz sanki. Yarın da gitmeye ver der insan. Haytalık yap der, gır okulu der. Hadi Ersin, hadi yatağa, hadi. Yenge, abim gelince gölbaşına pikniğe gideriz değil mi hep beraber? Benim bir miktar birikmişim vaadında. Et alamasak da tavuk alırız. Bir de balık tutarız gölden. Cemile yengem oğlu, Kamil amcam oğlu. Anadolu doluşur gideriz. Yalnız sen şimdi kimseye bir şey söyleme. Kamil amcam pintidiracık. Salça ekmek ne inzi etmiyor der, aldırmaz bizi. Bu arada tabii Anadolu'ya biraz benzin koymak lazım. Neyse sen şimdi düşünme bununla, ben onu da bir şekilde hallederim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Gençler, yarayı temizledim. Bir güzel diktim. Kanaması durdu. Bir de serum verdim şimdi. Kuzulara verdiğimiz serumdan. Ama merak etmeyin, insanlara da iyi geliyor. Durumu iyi olacak gibi. Ama çok kan kaybetmiş olabilir. Yani kan vermemiz gerekebilir. Kan mı? Kan grubu ne ki? Belki bizimkiler tutuyordur. Hani? Tespit yapmak lazım şimdi. O da benim yapacağım bir şey değil. Lan cüzdanında vardır belki, görem. Bu ehliyette falan yazıyor ya. Lan cüzdan nereye buluyorum be? Cüzdan bırakıyorlar içeride. He. Duruyor lan. Cüzdan yok hem de.
Boğuş kartı var lan. Boğuş kartı veriyorlar içeride. Hadi lan. Dur be. Vallahi kusura bakma Pala dayı. Senin cepleri karıştırıyoruz emme. Hep senin iyiliğin için. Ha. Bu mu? Sıfır negatif. Ya, ne ya? Sıfır negatif mi? İçinizde tutan var mı? Vallahi benimki tutuyor Baytar dayı. Emme benim geri gitmem lazım. Eğer içtimaya giden koğuşu dönemezsem bizim kefalet işi yatağı. Kefalet işi ne oluyor? Kaçak değil miyim sen? Önce oralar birazcık karışık Baytar emme. Yani hem kaçak da değil de. Muallak. Yani, muallak yani karışık. Ya sen ince orasını boş ver. Baytar dayı bu gan işini ne yapacağız? Nereden bulacağız? Vallahi nereden bulacağınızı bilmiyorum ama kablamazsak bu adam pis pisine ölü gider diye verin bak. Ne yapsak sağ sol falan mı soruştursak? İstersen anons yapalım Cemil. Eski Cemil'in hurdalığında yatmakta olan bir kanun kaçağı için çok acil sıfır negatif gana ihtiyaç vardır diyen değil mi? De gidi Cemil de. Lan hastanelerde vardır belki gölüm. Bundan böyle kan bankalığa falan oluyor ya. Belki bir ünitecik verirler bize. Ha verirler Emin verirler. Kusura bakmayın beni bir yarasa ısırdı. Ben vampir oldum da Allah rızası için bir fon diplik gang var mı dersin? Onlar da hemen verirler. Hiç sormayacaklar değil mi? Sen bu ganı nereye alıyorsun, kimin götürüyorsun demeyecekler. Biriniz mantıklı konuşun be. Herkes cevap yetiştir mi lan? Allah sadışla o zaman geriye bir tek şey kalıyor. Neyi? Ben burada Pal Dayı'nın başında kalacağım. Biriniz benim yerime tünelden geçip içeri girecek. Yok gari. Yuh gari. Hakikaten yuh yani. Lan gardiyanlar ağlamayacaklar mı? Ağlamayacaklar Sadıç. Eğer benim düşündüğüm gibi yapabilirsek ağlamayacaklar. Ya. Ya. Yürü lan. Ya. Sus. Ya. Ben sus. Niye? Olmayacak ha. Ben giremem Sadıç. Vallahi billahi ben giremem. Vallahi orada bir sürü mahkum var. Ben ne yapayım? Mahkumlar arasında ne yapayım ben? Lan yapamayacak değil mi abi? Bu tünelin ucu doğru koğuş çıkıyor. İçeri gireceğim. Sinekli medeti bulacağız. Zaten herkes uyuyordur lan ince. Son dediklerimi yapacağım. Olacak bir çıkışta hadi. O kadar. Aa, ya giremeyeceğim ben. Yapamam ben Sadıç. Yani bir kere sinekli medet benim kulağımı kesmeye kalkmıştı. Hatırlamıyor musun? Ondan sonra sen de kulağını kesmeye kalkmıştı. Emme seni affetti. Seni de affetmiş olabilir. Emme ya beni affetmemişse? Ha? Beni affetmemişse ne olacak? Tekrardan böyle yakalarsa, kulağımı tutarsa, kesmeye kalkarsa ne olacak? Lan giremeyeceğim. Lan giremeyeceğim. Lan İsmail anlattığı sene be. Adam demiş ya. İyi ki o çorap burnumu tutmuşsunuz demiş ya. Kadın dırdırından kurtuldum demiş ya be. Sen söylemesi kolay Emin. Sen söylemesi kolay. Sen kim? Sen gireceksin içeri. Ben gireceğim içeri. Hem... Berak, ne? Niye ben giriyorum içeri? Ha? Niye ben giriyorum içeri? Niye ben giriyorum içeri? Süleyman girsin. Hı? Emin girsin. Niye ben giriyorum? Giriyorum, giriyorum. Lan! Aramızda İsmail'e en çok benzeyen sensin de ondan. Onun kadar yakışıklısın, boylağınız da aynı. Bir sizin boylağınız bak, bir bizim boylağımız bak. İsmail Gada, yakışıklı mı? Sen benimle daha yakışıklısın lan. Tabii canım, çok yakışıklısın. Aynen Sadıç. Vallahi o Tom Cruise'sa sen bir en az Richard Gere'sin bak. Richard. Gir diyorsunuz yani. Aynen. Gir lan artık şuraya. Git. Tamam, ne olur göreceğim. Göreceğim de... Şey, ben ne zaman geleceğim? Onu hiç konuşmadık. Lan millet avluya çıktığı zaman geleceğim ben. Al şuna. İçeri girer girmez sinekli medeti bulacağım. Hadi. Hadi. Tamam, tamam dur. Al bunu ya, al al. Al bunu. Hadi eğlenme lan, insanlığa bakıyor. Ay. Yarım adam gibi kaldın orada. Şimdi lan kaçardık. Kapat üstüne kapat. Hadi lan kimseye görünmeden kaç. Kaç. Medet bulacağım işi. Sanki ben kim bulacağımı bilmiyorum. Bir de
Atın bana espri yapıyorlar. Neymiş? Richard girmiş. Dua edin benim boşluğuma geldi. Yoksa ben giremedim buraya böyle. Sen niye inanıyorsun onlara Cemil be? Ha, sen niye inanıyorsun onlara? Neymiş efendim? Yakışıklıymışım bak. Yakışıklı olmak sen neyine Agideş ya? Ha sen neyine? İster yakışıklı olursun, ister olmazsın be. Zaten Allah'ın yarattığı her bir şey güzel değil mi Cemil? Ha? Sen mi giriyorsun komplekse? Ha? Sen mi giriyorsun komplekse? Daraldım vurdu valla. Nefes de almıyorum. Üstüme geliyor valla. Valla toprakla. Allah'ım sen beni koru. Vurdu canımı teslim etmek istemiyorum. Sen beni koru. Bismillahirrahmanirrahim. Gayret Cemil. Bütün millet uyuyor. Ben nereden bulacağım? Sineklim etti. Hiç bu adamın sağ solda belli olmaz arkadaş. Allah'ım. Ben bu kadar mahkum arasında ne yapacağım? Naz be. Sen giden sabahın köründe beni buraya çağırdın gibi. Neden çağırayım Semih? Hani belki vereceğim bir şey vardı da fırsat falan bulamıyordur ondan. Bir şey derken? Ne bileyim ben. Hani öyle bir hediye olu, bir güzel söz olu, aşk mektubu falan olu. Ha, sen kompliman diyorsun yani. Ben ihtiyaten bir şeyle hazırladıydım zaten. Bulmaca değil mi bu Semih? He? Bulmaca. Emme, şifreli bulmaca. Bak şimdi. Soldan sağ, üçüncü. Bak bakayım ne yazıyor. Vazife sen? Yukarıdan aşağı onuncu. Benim? Sağdan sola 12. Tanemsin. Vazife sen benim bir tanemsin. Ay. Semih. Çok romantik bu ya. Yani ben daha önce hiçbir erkekten böyle kompliman almadım. Abartma canım sen de. O kadar da matta bir şey değil yani. Bu sonuçta bir takım kendini beğendirme çabaları görüp o kadar yani bir şey yok. Olur mu hiç öyle şey ya? O kadar uğraşmışsın, emek vermişsin sen buna. Yalnız bu sakal bıyık ne anlama geliyor? Yoksa bu da öyle şifre gibi bir şey falan mı? Yok gülüm, değil. O bizim bir abimizin imzası. Ya çizme dedim, yapma dedim. Çizmiş. Semih. Ya sen tam da benim hayallerimdeki gibi bir erkeksin biliyor musun? Ben bu hediyeyi var ya kalbimin en derin yerlerinde saklayacağım. Yok sen o kadar da derinlerde saklama Nasip be. Yani ne bileyim ileride belki anlaşamayız. Ne bileyim belki ayrılırız falan ki sen o kadar derine şey yapma. Yoksa ben seni bırakırım diye mi böyle diyorsun Semih? Emme şarda olsun bırakmam ben seni. Ömrümün sonuna kadar beklerim. Şart olsun bu Nazım Bey. Bak sen hemen karar verme bak.
bilen, belki tanıdıkça nefret edeceğim benden. Belki tanıştığımız yine lanet olsun diyecek. Ulan Semih, ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen gülüm ya? Ne yaptın ya? Nazife, kalk babama bak gülüm. Uyandı galiba, bir şeyler karıştırıyor. Nazife gülüm, kalk bak diyorum sana. Bir kere sen baksan ne olur. Tüfeğe müfeğe almasın baban şimdi. Hadi çok tatlı uykun var. Nazife diyorum. Sen gitmişsin ya zaten. Azıcık daha kestiriverem ben de. İstemiyorum ben seni. Sevmiyorum ben seni. Sezai misin, nesin? Aşık falan da değilim. Bak geçeceğim şimdi çantayı kafana. Hem sen yakışıklı falan da değilsin ki bir kere. Ne sayıklıyor kız bu böyle? Aa, zavallı. Sezai diye diye iyice psikolojisi bozuldu. Kırarım o ellerini. Kırarım. Öldürürüm oğlum ben seni. Şapşal şey. Yok valla. Bu Sezai bizim dengelerimizi alt üst etti. Şunu bak. Uykusunda bile kavga ediyor. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ersin, al bakayım çayını. Bakır çay, Ege bölgesinin en önemli. Okulda değmişim. Kahvaltıladık sahi, değil mi? Ay, o ne öyle gözünde Allah aşkına Ersin? Güneş gözlüğü gibi takmışsın. Üç boyutlu gözlük bu. Yılbaşında yaptırdım da bugün derste takıp uyumak gibi planlarım var. Kızım, yengen evde. Kalkmadı mı daha? Ha, kalktı. Kalktı amcam mı? Erkenden Müfide abaları denişik ödemeye gitti. İsmail'e para toplarken sarma sarmıştı da, o da Hinci onlara sarıveriyor. Zaten hep İsmail'e sağsın dursun. Biz istesek, böyle ikicik canımız çekti desek, 40 liradan su getirir. Abo, neresin bu tereyağı mı şuna ben? Peynir sandıydım. Ekmeklerinizi alın bakayım, alın bakayım. Alın bakayım, boşa gitmesin. Farkını bölüşem. Al al, çek 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 çek. Ersin, ver ekmeğini, boşa gitmesin, boşa gitmesin. Al bakayım, al bakayım şunu, ekmeğini. Ha, boşa gitmesin, ha. Yani boşa gitmesin derken gelelim. Yani boğazımızdan kuru kuru geçmeye ya. O anlamda söyledim, yoksa cimriliğimden falan diye yani. İsmail demişken. Şimdi ne oluyor? İsmail ne zaman çıkacakmış? Hı? Süleyman Gil bir şey demedi mi sana? Vallahi parayı yatıracaklardın amca. Emme ne zaman çıkar ben de bilmiyorum. Haber verirler herhalde. Ben onlara hiç güvenmiyorum. Onlar ne yapacağı belli olmaz. Haydi buyurdu yanlış tutarla. Beni devlet dengine karşı karşıya getirirler. Ya Allah aşkına amca. Sonuçta avukata veriyorlar. Eksik bir şey olsa söylerler herhalde. Yok, benim işim hiç rahat değil. Ben gidip bakayım onlara. Darı unundan baklava, incir dalından oklava olmaz. Ben onlara hiç güvenmiyorum hiç. Ben gideceğim bakacağım. Ziyan olmasın şu. Boş yere gitmesin şu. Ay. Yazık. Cimriliğinden değil, boş yere gitmesin diye. Kesin öldür, kesin. Rahmetlik pederin kabanı da yakıştı ha Sadıç. Sadıç. Yalnız sen böyle kim benzemişsin biliyor musun? Kim benzemişim Sadıç? Himen'deki Orko. Kasketle hakkıyla aynısı oldun gelen. Aynısı oldun. Melek. Başlat Cengiz İnci Orko'nuza. Ulan bizim başımızda 10 bin lira dert var. Bir sizin Orkun'unuz eksik değil. Ne? Kamil abi lan bu. Kamil abi geliyor. Ne yapayım? Ne?
Durma Sadık, durma, 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 durma. Bas gazı lan, görmezlikten. Bas lan! Geri bas git be! Adam öyle diyor, görmüyor musun? Lan önümüze atladı iyi be! Hayırdır, Kamil emmi ne bu telaş? Bana kalsa hayır da, size kalsa hayır mı bakayım? Ne oldu? Bittiniz İsmail'in işini. Hallettiniz mi? Ne yapacağız İsmail'in işini Kamil abi? Kefalet parasını götürdük dedik adamları. Öyle bir iki imza işi kalmış. Bunları da avukat halledecekmiş zaten oğlum. Ne gibi imza işleriymiş bunlar acaba? Neden avukat geri kalanını hallediyormuş? Ha? Hani sizin işler belli olmuyor da. Maazallah beni yine devletten karşı karşıya getirsiniz diye bunlar diyorum. Yok Kamil emmi. Kayıtlı kuyutlu işler bunlar. Zaten gerisi de öyle bir takım bürokratik şeylermiş. Avukat ben hallederim siz karışmayın dedi. Ne var orada? Kim bunlar o? Kim kim? Ne kim? Ha bu mu? Bu şey bu. Emin'in bir tanıdığı. Hı? Ha yaylı köyünden babamın askerlik arkadaşı. Ne? Oğlu bu. Ya niye öyle elini yüzünü gözünü sarmış sarmalamış? Çok hasta garibim çok. Aynen böyle yüzünde kocaman kocaman benekler var Kamil'im. O yüzden ya bizi müsaade edersen bizim bir an evvel Baytar İlhami dayıya gitmemiz lazım. Ne? Tavuk karası olduğundan Baytar'ı götürün dediler. Neyse yürü hadi İsmail. Aman Süleyman yürü, yürü gari. Hadi lan. Tavuk karasıyla benekle ne alakası var? Bir dakika ulan Kamil. Şükrü'nün yayla köyünde hiç askeri arkadaşın yoktun ki. Biz aynı tertiptik. O köyden o sene askere hiç kimse gitmedi ki. Allah Allah. Günaydın. Huhu. Kalkın bakayım. Sabah güzelleri. Kalkın bakayım. Kahvaltı hazır. Kalkın, kalkın. Kahvaltı var. Kalkın, kalkın. Kahvaltı var. Kalkarı. Kahvaltı mı? Kahvaltımı hazırlayayım ne yapayım? Kahvaltı hazırladım Sibel. Muzo. Oğlum. Oğlum benim kalk bakayım. Merhaba. Senin çok sevdiğin omletten yaptım. Hem de neli söyle bakayım. Peynirli. Kalk gari. Hadi kalkın gari. Kalkın gari. Kahvaltı yaptım. Kalkın gari. Allah Allah. Hafiz Anla, ne yapıyorsun sen öyle? Ver bakayım. Benim gibi delikanlı durarken sen taşıyabilir misin onu? Ver bana. Bırak lan, bırak. Ben taşırım kendim seninle. Taşıyamam. Belki belin falan tutulacak. Olur mu öyle şey? Ver beni. Gel bak, ben sana kahvaltı hazırladım. Otur şöyle. Neler yiyeceksin, neler? Gel. Nereye lan? Gel. Heh, bir adım atarken. Sibel, Süleyman yumurtasını nasıl seviyordu? Rafadan mı çok pişmiş mi? Süleyman. Ay gitti o. Erkenden gitti. De, sen ne yapıyorsun abi böyle? Gitti mi diyor? Bak şimdi. Benim sevgi dolu galiba hançeri zaplayıverdin ya. Oğlum öyle şey. Aç mı gitti? Acı acına işe mi gitti çocuk? Ama sen benim bu sevgi dolu galiba buru verdiniz benim. Oğlum öyle şey. Muzo. Beni bak. Bek şimdi bir dilim alaman şokoladesi sürüyor. Sen okula giderken Süleyman eniştene verirsin. Oldu mu gari? Lan külliyemi bevlettin, gece gece çarpıldın mı? Ne oldun lan sen? Aşk olsun Hafizane ya. Ben de kendimce yani aileme bir katkıda bulunmak istiyorum. Suç mu? Ozmel, gel bakayım. Otur şöyle. Koş, 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 otur. Otur benim hafiften donmuş kardeşim. Bak sana da çok güzel gumpir hazırladın. Yeşilova gumpiri meşhurdur. Hadi bakayım. Afiyet olsun. Sibel, Muzo, ne duruyoruz gari? Koşun. Bu çarpılmış bu. Hadi afiyet olsun.
Gelen giden yok değil mi lan? Aa, kimsecikler yok Sadaç. İki taraf sağlam. İsmail çıkabilirsin görem. Tavuk karısıymış. Ya amca manaya sevinci. He? Lan tavuk karısının ne alakası var bende daha? Ne bileyim gülüm, aklım o geldi telaşıdan benim. Hadi, hadi, hadi. Nasıl oldu Baytar dayı? Acık iyileşme var mı? Vallahi işler kötü gidiyor İsmail. Buz gibi oldu adam. Kesin kan vermemiz lazım. Tamam o zaman. Hiç vakit kaybetmeyelim, ben yazarım. Dediğim şeyleri aldınız mı eczaneden? Aldık Baytar dayı, emme. Sen bu kan alma, veme işlemini nasıl yapacaksın onu merak ediyorum ben. Bak şimdi kalbimi kırdım. Ben keçeden keçiye süt aktarmış adamım. Ver şunu bakayım. İsmail, yakınlarda ağrı kesici falan kullandın mı? Ya kullanmadım. Peki yabancı madde falan kullandın mı? Yok galiba Aytar dayı. Sen de bizi ne yaptın? Benim ne işim oluyor öyle şeyler lan? Yabancı kadınlara falan gitmedin değil mi? Tövbe la olsun. Evli barklı adam İlhan abi. Sen başkalarına mı karıştırıyorsun benim sadıcıma? Kan verirken bundan sorumlu Süleyman. Sonuçta adamın hayatı benden sorulu. Zorcan vazifemi yapacak. Ne sadıç, en azından işin bu kısmından kurtulduk. Cemil ne yaptı acaba lan? Misekametlik çıkması bari. Bak amacım. Ölen alt tarafı kan be, erkek adam olacaksın. Aynen, erkek ol lan biraz sen de. Allah. Süleyman. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz son. Dokuz mu? Üç kişi eksik var. Mehmet'e tembe. Sinekli Mehmet tembe. Mehmet'e tembe. Orada mısın? Mehmet'e. Mehmet'e tembe. Mehmet'e tembe. Sesimi duyuyor musun Mert'ten? Ulan Cemil, sen ne uyuyorsun bu arkadaşlarla? Sen ne uyuyorsun bu arkadaşlarla? Bak, sonunda mahpuslanmadan bile düştüm ha. Mert'ten mi? Sinekli Mert'ten mi? Hadisin gari. İsmail'in radyosu. İsmail'in radyosu buysa Osman. Orası da İsmail'in yatağı. Ağzını tüpürdüm onun İsmail'i. Neymiş efendim? Richard girmiş. Onu bak gazete, onu bak. Ben buradan çıkayım, göstereceğim sana. Medet emmi. Sinek Mehmet mi? Ses mi ses be gari? Sen misin? Ne oluyor birader? Sen de kimsin? Ben İsmail. Radyocu İsmail var ya. O benim. İsmail bakır. Tam takır, kuru bakır. Bu espriyi daha önce yapmış mıydım ben seni? Beni ne lan? Tam takırsan, kuru bakırsan. Yat zıbar, milleti rahatsız etme. Rahatsız etme, yatacağım. Yatacağım. Neden mi? Allah'ım sen bana yardım et. Sinekli Neden mi? Neredesin?
Beklemekten mi? Orada. Vallahi da billahi de. Sineklenmekten mi orada? İnşallah İsmail'in söylediği gibi bir sekametlik falan çıkmaz. Allah'ım sen bana yardım et. Bismillah. Mededem mi? Mededem mi? Mededem mi? Sinek mededem mi? Dursun sen. Dursun benden. Ben Cemil. Cemil, ben Cemil. Hani böyle bir gün arabada benim kulağıma bıçak daha dedin ya. Ondan sonra biz arkadaşımın ay çorabıyla seni öl bayıtmıştık. Hatırladın mı? Ben İsmail'in arkadaşıyım, ben İsmail olur seni. Deniz tokuş meselesi vardın ya hani, deniz tokuş. Deniz tokuş mu? Anlatayım ben, anlatayım ben sana. Şu bıçağı bir kaldırsam diyorum. Anlatayım ben sana. Medet abim, abilerin ölü. 100 kişi eksik var dedim, nerede bunlar? Hasta onlar başkan. Ya, üçü de hasta. Grip olmuşlar yazık, yatıyorlar. Hasta mı olmuşlar? Dün gece de biri hasta değil miydi? Ben de mi o başkan? Ya işte, arkadaş griptin ya, ondan bulaştı herhalde. Pala dayı, Bahattin, bir de İsmail, bu üç hasta. Değil mi lan İsmail? Birader, bak bakayım bura. Revire götüren mi seni? İyi misin? Kötüysen doktor geleceği de bugün. Hastayım ben. Çok hastayım. Terlemem lazım benim, biliyor musun? Terlemem lazım benim. Aç da bir ateşine bakıveren. Niye? Olmaz. Niye? Açımım ben. Battaniye falan açımım ben. Üşüyorum. Çok üşüyorum, biliyor musun? Battaniye açarsak eğer hava girer içeri, daha çok hasta olurum. Hapçı! Aman diyen başkan. Fazla yaklaşma istersen, sene de bulaşı vallahi. Ben bakarım onlara. Nane limon kaynatırım, siz hiç sokulmayın. İyi, ihmal etme ama bak. Ayıp ettin başkan. Tamam. Bu kadar yeter. Çıkaralım şunu. Acık daha verseydin Baykar dayı. Hani son tekrar alma durumu yok, falan yok, olmaz. Yok yeter yeter. Neredeyse bir ünite oldu. Ne diyorsun İlham da yaşayacak mı adam? Kurtulacak mı? Vallahi burasını bilmem. Burasını gari zaman gösterecek. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Vay. Sadıç iyi mi? Dur canım. Sen kan verdin, niye kalkıyorsun hemen? Ayağa geç bakayım. Niye kalkıyorsun sen? Gam yedin. Ben ne bileyim dayı. Ben genç adamım dedim. Benim bir şey olmaz dedim. Hem başım bir döndü sorma. Gidin hemen meyve suyu, hoşap hoşap bir şeyle alın gelin. Aynen, aynen, aynen. Emi, Süleyman. Yeminli Kamil abi bu. Yeminli Kamil abi. Bak ne yapacağız ikimiz? Biz? Ha? Amcam mı? Lan saklayın beni Emin. Emin beni saklayın Emin. Sen göre oldu bakayım. Dedim lan ben sizi, ben siz dedim. Tavuk karasıyla benekle ne alakası var dedim, demedim lan. Dedin. Emin, Süleyman. Açın kapıyı, içeridesiniz oğlum. Kapının önünde araba var. Anlamayacağımı mı sanıyorsunuz? Evet, ben lan saklayın beni Süleyman. Lan otur orayı be. Çok bayıldınız kardeşim. Haydi abilan, haydi. Pırıl pırıl olacak her yer. Biraz tempo, tempo. Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına orada? Dinlenmiş kalmışsınız. Haydi gidin, bu kanalizasyon giderleri tıkanmış. Gidin ona açan bakayım. Ne yapayım ben canım? Tuvalet daha kilitlenmiş işte. Benim ülkemin gücü de insanlığa nerede abdestim olacak ha? Nereye yapacak? Bu kadar insan nereye yapacak? Tempo diyorum size. Hareket çabuk. Hay Allah razı olsun senden evladım. Maşallah adamlar pırıl pırıl yaptılar tuvalete. Ha bir aralık sana kızdıydım bu maleyanı sorulan yüzünden ama bu hareketinden çok takdirimi kazandım bak deyiveren sana. Estağfurullah Sayın Hocam. Siz kızcıysanız yine kızmaya devam edin. Ben aramız düzelsin diye şey yapmadım ki canım.
Ben hani camiye bizim de bir iyiliğimiz dokunsun diye, bizim de bir tuzumuz dökülsün diye şey ettiydim canım. Para falan da istemeyecekler değil mi? Her hafta gelip temizleyecekler. Aynen öyle sayın hocam. Adamların emrinize 7/24 amadedir. Astığın astınla, kestiğin kessinler sayın hocam. Ne? Yani kesse kesinler dedim hocam. Buralar çiçek gibi yaparlar, tertemiz pırıl pırıl yaparlar sayın hocam. Bizimize kadar pisledi işimiz. Mafyamız, amelimiz belli değil. Siz ne yapıyorsunuz orada pısır pısır konuşuyorsunuz kendi aranızda? Ecik ağzınız çalışacağına biraz da eliniz çalışsın canım. Ne diyoruz deminden beri? Hareket, haydi, tempo, çalışın canım. Emin, şunu bir açın kapıyı. Sesimi duymuyoruz mu? Allah Allah, arkada lan bunlar. Aa, Kamil emmi, sen miydin? Vallahi biz bulaşık yıkıyorduk da duymamışız, kusuru bağlama. Hayırdır Kamil abi, sen... Aa, sen kesin beni hurda getirdin geldin değil mi? Hurda falan getirmedim emmi. Sizin şu hastayı merak ettim. Nasıl sağlık durumu? Ha, bizim hasta mı? İyi. Yani iyi olacak. Baytar iyi olacak dedi. Sağ ol, var ol Kamil emmi. Demek iyi olacak. Tavuk karasından değil mi o binekle? Tavuk karası mı dedim ben Kamil abi? Tavuk yarası dedim ben. Tavuk karası şey değil mi canım? Gözlerde olmuyor mu o? Ben de öyle biliyorum. Sen tavuk yarası dedin. Kamil emmi tavuk karası anladın ben ya. İşi bak ya. Emin. Sen bu babanın arkadaşı, asker arkadaşı. Yaylı köyden hani. Kimlerdendi? Babamın yaylı köyünden arkadaşı ne diyor, değil mi? Kamil abi. Gillerden o. Ha? Ah buyur, hiçbir şey anlamadım. Ne dedin? Beytullahlı'dan. Terzi Beytullahlı yok mu? Terzi Beytullahlı'dan. Demek Terzi Beytullahlı'dan. Aynen. Aynen. Asker arkadaşı. Yaşı be. Olur mu lan öyle şey? Ben Şükrü ile aynı tertip askerlik yaptım. Yayla köyüne o sene kimse askere gitmedi. Ondan sonraki sene de gitmedi. Yaşı be Kamil abi. Hafızayı görüyorsun değil mi gölüm? Vallahi Tomta'nın renkli televizyon gibi, cam gibi çekip duru. Kamil abinin maşallahı var. Bak yaşını gör, çok iyi versen de iyi versen. Dur, nazar değdireceksin. Maşallah doğru diyor bak. Bu sene ki köyden asker gitmedi. Emmi onlar zaten köyü sonradan gelmişlerdi. Hatta babam ön ayak oldu ona. Ulan benim anımda gaz mı yazıyor? Estağfurullah Kamil emmi. Ya. Ben sizin ne dolapla çevirdiğinizi anlamıyor mu sanıyorsunuz? Yok, tavuk yarasıymış. Yok, Terzi Beytullah'mış. Siz iki de yüzkağıtçılar. Avukatı kaçırdınız değil mi? Hı? Avukata tehditle, çantaşla İsmail'i çıkartacağınız, kefalet parasını tükka yapacağınız. Paralar endiregan de öyle mi? Çekilin bakacağım. Ne avukatı, ne kaçırması, ne şantajı. Kamil'im sen nereden çıkarıyorsun bunlara? Hem bu sene köyden askere giden olmamış olabilir. Hem de zaten ondan sonradan geldi diyorum köye zaten ben. Babam ön ayak oldu diyor. Sizlere inanmam gari. Gözlerimle görmezsem inanmam. Çekilin bakacağım. Aa Kamil'im seni de bulaşır görürsün. Bak biz mutfak duruyoruz, gitmiyoruz adamların gıyın değil mi? Sakın ha. Girme. Çekilin ulan bakacağım. Kamil'im. Bakacağım. Tavuk yarası. Bu bedenle hep tavuk yarasından. Tavuk yarası mı dedi? Sen kümeste fazla kaldıysan tavuklardan bulaşmıştır saya. Ama sen korkma. Ne demişler? Kuş bir tarafını görmüş, yara salmış. Ha kuş, ha tavuk. Ay, ben kaçayım. Pencide. İnanmadı gören ben sana Kamil abi. Hengi de bize inanmadı gören hadi. Vallahi Baytar İlhami görmesem inanmazdım. Gözlerimle görmesem inanmazdım emme. Koca adam sizlere uyacak diye ya. Süleyman, lan bulaşı mı lan? Yok karcığım sen. Buranda bir tane kırmızı benek çıkmış vallahi.
Tamam. Kaç, kaç. Ben yok mu? Şarkı şarkı, ben mi çoğu, ben mi eşim? Ben Kamil amcanın kafasını bak sen be. Avukatı kaçırmışız da paraları cukka edeceğimişiz. Bak gari. Vallahi kusuru bakma İsmail. Amcan bizi hiç tanıyamamış gülüm. Amcam oğlum onu söyledin Sadıç. Hani bu bir hastalandı ya. O zaman işte ilaçların etkisiyle biraz böyle değiştirdin ama insan yedisinde neyse yetmişinde doğmuş Sadıç. Ne diyeyim ben? Ne oluyor? Anam kendin geliyor lan adam. Vediğimiz kanla işi yaradı. İsmail lan. Neredeyim ben? Ne oldu bana? Duruyor Pal dayı. Emin ellerdesin sen. Acık sakin ol. Bak sakın öyle de kalkayım malkayım diyeyim. Vallahi dikişlen patla. Öyle gala galasın bak ben seni deyiverek. Dikiş dediğim mi? Ama. Acık sakin ol sen. Acık dinen. Aba, sana sesleniyorum bir saattir. Sen beni duymuyor mu? Bu babamın güğümü niye boş? Hani sen bunu dolduracaktın? Sobanın üstünde tıkırdayıp duruyordu. Ben doldurmayacaktım ki gülüm onu. Safiye ben hallederim dediydi. He, halleder o, halleder. Evde olsaydın hallederdin. Gelmiş bana, Cimin nerede, Cimin'i gördünüz mü diye soruyor. Yok dedim, öyle çıktı gitti. Kocasını da biz bulacağız hanımefendinin. Aman, bırak kız. O tembel tenekeden gelecek yardım. Allah'tan gelsin be. Ben hallederim o işi. Sen bana şuradan iki tane soğan kap gel bakayım. Aba, sen ne görüyordun öyle rüyanda gece? Konuşup duruyordun. Nereden çıktı şimdi gülüm? Ne konuşuyordum? Nereden çıkacak? Sabah mırıldanıp duruyordun kendi kendine. Yok sen Sezai'yi sevmiyormuşsun da, yok oğlan hiç yakışıklı değilmiş de, sen ona aşık değilmişsin de, bilmem bir şeyler. Ha? Ne diyorsun gülüm? Ne Sezai'si ya? Ha? He? Hatta oğlana nasıl sinirlendiysen, çanta diye yastığı aldın kafama bir tane indirdin. İşte artık ben ne kadar kızdıysam, ne kadar nefret ediyorsam o oğlandan, öyle artık nasıl rüyalarıma giymişse öyle. Aynen. Ama ben sana bir şey deyiveren abla. Seni öyle başkası görse, vallahi bu kız oğlanı seviyor da kendini naza çektiriyor derdi. Yok gülüm, niye öyle görünsün? Hemen neyini seveceğim ki o tip sizin? Allah Allah, bunlar hep şeyden oluyor herhalde. Bilet. Biletten oluyor bunlar. Artık bilinçaltı mıdır, bilinçüstü müdür? Ben de bunlar nasıl etkilendiyse, ne kadar karıştıysa herhalde. Durma kız orada. Soğan getir hadi. Allah Allah. Öyle dediler öyle mi? Anası da babası da mutlaka gelsin dediler. Bilmiyorum icabı. Sınıf öğret beni aradı. Önemli şeyler konuşacağım dedi. Ben evvel bekliyorum gelin dedi. Daha önce hiç böyle çağırmadılardı. Naciye, acaba Gonca bir yaramazlık falan mı yaptı? Ya iki dakika sonra öğrenci diyeceğim abi. Ne konuşup diyorsun vır vır vır. Hadi yürüsen gari ya. Yürü. Allah Allah. İyi günler öğretmen hanım. Öğretmen bey biz... Gonca'nın anasıyla babasıyız. Bizi çağırmışsınız. Buyurun. Konu biraz can sıkıcı olunca bizzat kendim konuşmak istedim. Can sıkıcı derken? Kızınız Gonca çok başarılı bir öğrenci. Ama son zamanlarda derslerinde inanılmaz bir düşüş var. Aslında ben hep tepesindeyim. Devam takip ediyorum. Öyle bir düşüş yok gibiydi sanki ama. Bir yanlışlık falan yok değil mi öğretmen bey? Benim kızımı bu okulda barnağı da gösterirler. Gonca makasçıdan bahsediyorsak bir yanlışlık yok. En son yaptığım matematik sınavı. Benim tanıdığım Gonca soruların hepsini yapardı. Kusura bakmazsanız bir şey soracağım. Evde aranızda herhangi bir problem yok değil mi? Problem mi?
Ne problem olacak canım? Olur mu öyle şey? Yani vaadin. Vaadin de biz aramızda hallettik onları. O zaman mutlaka başka bir sebebi olması lazım. Yoksa bu kadar başarılı bir öğrencinin dersleri niye düşsün ki? Allah Allah. Durup dururken ne sebebiymiş bu böyle? Koskoca hocalığın bile barınağına gösterdiği bir çocuk birdenbire niye böyle bir şey yapsın? Acaba diyorum bizim kavgalardan mı böyle oldu? Öğretmen demişler dedi ya. Yok canım sen de. Biz seninle senelerdir kavga ediyoruz. Etkilenecek olsa daha önce etkilenirdi bu çocuk. Anladık herhalde. Yok. Başka bir şey var. Bu işin içinde başka bir şey var. Bu kızın bize söylemediği bir derdi var. Bir derdi var. Emme. Bilmiyorum emme. Öğreneceğiz gari. Koridordakilere bakıyorum. Başka sınıfın önü yokmuş gibi kafamı şişirdiler. Vır vır vır. Şşt! Susun lan acık. Vallahi ben de senin gibi çok yüz oluyorum şunlara. Hele şu yeni gelen çocuk var ya, Serhat. Babası zenginmiş. Baksan gari. Bir havala, bir halla. Bu kızlar ne buluyor? Bu çocuktu ben hiç anlamıyorum ha. Tövbe tövbe. Neyse ben kantine gidiyorum. Bir şey istiyor mu? Benim adım Kostak Hüseyin, hepinizi kalben seven. Benim adım Kostak Hüseyin, hepinizi çok çok seven. Siz de beni sevin ne olur. Yoksa bu kalbim vurulur. Gözyaşlarım gurur beni. Sevin ne olur, ne olur, ne olur. Siz de beni sevin ne olur. Yoksa şu kalbim gurur. Gözyaşlarım gurur kalır. Sevin ne olur, ne olur, ne olur. Ay abi. Of tamam yeter ya. Ne yapıyorsun sen? Ben asarım. Tamam. Abi bir şey soracağım sana. Ben sana öyle şey dedim diye mi sen böyle yapıyorsun? Senin o söylediklerin beni kendime getirdi Sibel. Ben artık değiştim. Artık senin gurur duyacağın bir abi olacağım. Bir şey diyeyim mi? Benim adım Kosta Hüseyin. Hepinizi kalben seven. Siz de beni sevin ne olur. Yoksa bu kalbim vurulur. Gözyaşlarım gurur gurur. Hafize Ana. Ne var lan? Ben ipleri getirdim. Dur koluma takayım sarı ben sen gari. Ne acele ediyor? Bir sustum kafamı şişirdin sabahtan beri. Niye acele ediyorum? Damakhaneye tez ekmeği yetiştireceğiz. Vallahi alem bir anasın sen Hafize Ana. Ne demişler? Hayır işlerinde acele edeceksin. Ben ne yapıyorum? Hayır işlerinde acele ediyorum. Beni bak. Ben sana bu hayallerin ötesini açacağım. Beraber dinleyeceğiz. Hadi lan. Sen ne anlarsın hayallerin ötesinden? Ne Matilda'yı bilesin, ne Ali Hondur'u bilesin. Oğlum öyle şey, bak ben anlatayım. Şimdi bu Matilda ile Alihan... Hondur'u. Alihan'ı, bunlar kardeşler. Ama bilmiyorlar. Neden? Çünkü anası babası bunları küçük yere başka ailelere vermiş. He, garibanlıktan bakamayacaklarmış de. Sen ne biliyorsun lan? Bilmeyecek ne var kız? Hepçi aynı bunların zaten. Bize oğlum gel. Ya baba bana para lazım. Okulda bir fakir çocuk varmış. Öğretmen yardım edeceğiz dedi. Edeceğiz gari. Edeceğiz tabii. Fakirleri koruyacağız. Kollayacağız. Zenginler fakirleri kollayacak ki adaletsizlik olmasın. Al bakayım sen şu parayı. Ver müdürü gel. Aa. Yok artık. Sen para veriyorsun hem de
100.000 veriyorsun. Karşılıksız veriyorsun. Ne olacak ki Sibel? Bir haneye mutluluk giymiş fena. Ne demişler? Bütün deniz yıldızlarını denize atamazsın. Ama attığın bir deniz yıldızı için çok şey fark eder. Ne güzel konuştun değil mi ana? Nay, ben inanmıyorum sana. Sen bizi inandırmak için yapıyorsun, kandırıyorsun. Sahtedir onlar. Bakacağım. Gerçek. Aa. Bu da gerçek. Aa. Sen o zaman rol yapmıyorsun yani. Gerçekten verdin. Sibel. Biliyorum, anlamakta zorluk çekiyorum. Ben eskiden nalet adamın tekiydim. İnanamıyorum. Ama ben deniştim gar. Artık senin gurur duyacağın bir abiyim gar. Seni seviyorum. Hafize ana. Ben yemek koydum. Altını kısam gelip sen devam et. Benim adım Gosta Hüseyin. Hepinizi kalben seven. Sibel. Benim... Kız bu hakikaten küllüye bir evlenmiş, bu çarpılmış bu. Ha, ya evet. Çarpılmış olabilir. Ne konuşuyor lan bunun abugu da acaba? Süleyman, sakın bu adam İsmail'i bir fenalık yapmasın lan. Yok gari sen de. Lan o kadar İsmail adamın hayatını kurtarmış canım, kafa mı hiç? Adam yaralı, görmüyor musun? Nereye fenalık yapacak lan? Vallahi delikanlı, esaslı olanmışsın. Helal olsun sana. Ne demek canım? Yani kim olsa aynısını yapardı. Sonuçta arkamız dönüp gidecek değiliz ya. Yok yok, öyle değil. Düşene bir tekme de vurmayacak insanlar azaldı gayri. O eskidendi. Şimdi yalan mı söyleyeyim? Seninle işin bittikten sonra ben bile neler düşünüyordum neler. Neler düşünüyordum derken ha? Sinekli medetin dedikle doğurmuş demek ki. İşin bitince benden kurtulacaktın sen. Sinekli medetin dediklerimi ne dedi ki sana? Şey dedi canım. Yani öyle dikkatli ol gibi lan bir şeyle. Hani siz racon diyorsunuz ya. İşte bizde de racon öldür tarzı bir şeyler. Vallahi iki kere helal olsun sana delikanlı. Hem sana yapacağım şeyleri biliyorsun. Hem de yine bana yardım ediyorsun. Esas ötesi esaslı delikanlıymış. Neyse delikanlı. Ben gidem artık. Bundan sonra herkes kendi başının çaresine bakacak. Senin de başını yaktık ama kusura kalma gayrı. Yok canım, ben kusura. Yani tam olarak yakmış da olmayabilirsin vallahi. Yani eğer işler istediğimiz gibi giderse benim yerim başka biri girdi de içeri. Başka biri mi? Senin yerin. Sadıcım. Medetemme, medetemme, bako veceme bore. Medetemme, İsmail ben, bako veceme, durum çok kötü. Bako veceme. Ne var lan? Ne var emniyetin içinde? Medetemme, çişim geldi benim. Hem çok kötü çişim geldi, nereye çözdürecek? Tuvalete gitmem lazım bana. Ne? Sıkıştın mı? Lan nasıl gideceğim milletin içine şimdi tuvalete? Girmeden önce niye görmedin hacetini? Önce ben onu düşündüm. Ben onu düşündüm. Önce arkadaşlar mı? Richard gir dediler. Ben de aynı patım girdim. Richard mı? Gir mi? O ne lan? Önce anlatamayacağım ben sana onu. Sen Richard falan boş ver. Gir de bana. Hadi gir de tuvaleti göster bana. Ben girem be. Vallahi milletin içince ben şimdi tuvaleti falan götüremem. Veren bir sürahi, çöldürüver içine. Sürahi mi? Nasıl yapacağım ben sürahiye? Yattığım yerden yapamam ki. Vallahi ben sürahiyi veren. İster altına yap, ister sürahi. Ne be? Paladı, paladı. Tüp bitmiş, para lazım. Hop! Bilader! Ne diyorsun? Öte dur.
Bana da yeni kesin talimatı var. Kimse rahatsız etmesin beni dede. Ama tüp bitmiş, ne yapayım? Ya bitmişse bitmiş. Tüp bu biter. Al bana. Hadi bakayım. Kimseyi bu ranzanın etrafında görmeyeceğim bir daha. Al sen de şuna. Ya olmaz yapmam ama necaset sıçra namaz kılıyorum. Nasıl kılacağım? Ben ne yapayım? Ben mi yaptırıverim? Yeter gari ya. İlham dayı, vallahi Allah senden razı olsun. Sen olmasan ne yapardık bilmiyorum. Neyse canım, önemli olan bir insan hayatın kurtulmaz. Aman diyem Baytar dayıcığım, bu olanla aramızda kalacak değil mi? Gözünü seven bak. İnsan gidersin, kimseye deyiveme diyerekten birini deyiverirsin. Bu da gider kimselere deyiveme diyerekten başka birini deyivere. Hölü hölü yayılı bunlara bak. Sen bize ağzı gevşeklerden mi zannettin? Asıl sen kimseye söyleme bu yaptığın haydutluğa. Sağ ol, Allah'a emanet. Aynen, doğru diyor adam. Tamam lan, tamam. Şişt. Baytar'ı da gönderdiğimiz göre bir an önce hemen götüren İsmail. Hadi lan. Şişt. Demek radyoyu yeniden buraya vurdunuz ha? İzinlen falan da aldınız. Herald yani Sadaç. İsmail, biz programcılık bile yapıyoruz gülüm biliyor musun? Bunun taklitler programı. Cemil, huzuru doğru yolculuk programı. Benim programın adını soracak olursan Med Cezir. İnce isminden de anlayacağın üzere daha içi dolu, daha böyle sanattan anlayan insanlara yönelik bir program. Ya otur bir de başla istersen Emin. Olmayan be, var onun ha. Olmayan bilmem nesi diye. Allah Allah, çıkınca yaparsın. Dubio. Gidelim gülüm. Gidelim, kapat sen gözün. Kapat, kapat, kapat. Safiye! Çıktın mı sen? Ana! Ben de şey için geldiydim. Hakikaten aynısı Yeren değil mi? İsmail'in. Yani hiç haberimiz olmadı İsmail. Biz de kızlarla beraber karşılamaya geldik biz seni. Bizim de haberimiz olmadı vallahi Safiye yenge. Ne zaman çıkacak, ne zaman çıkacak diye bekliyoruz biz. Pat diye çıkmış, sürpriz yapmış ağzın kestimin İsmail'e. E o zaman Yakut'un da haberi yok. Ya. Kimselen haberi yok zaten Safiye yenge. Bu ağzın kestiminin İsmail'i direktman buraya gelmiş biliyor musun? Radyosunu çok seviyor, onu merak etmiş de. Ay, bu radyo senin için çok önemli değil mi İsmail? Aynen. Ne güzel. E o zaman ben giden Yakut'a haber veren. Bir müjde hediyesi koparırım belki. Ya olmaz. Katiyen olmaz. Sakınlıkla olmaz. Neden? Yakut da bilmesin mi canım? Bilmesin. Ne diyor İsmail? Ben nasıl diyor, sizi sürpriz yaptım diyor. Onu da tek başıma sürpriz yapacağım ben diyor. Ağzım kestemin İsmail'e. Aynı filmlerdeki gibi diyor Safiye yenge. George gari mapustan çıkmıştır. Emme ailesi bambaşka bir hayat yaşamaya başlamıştır. Onları uzaktan baka baka. Sonra sürpriz diyerekten atla orta yere onun gibi yapacak o da. Biz de İsmail'in ağzın kestiminin İsmail'in sürprizini bozmayalım. Ay çok güzel, çok heyecanlı. Ben de yardım ederim size. Ay Yakut seni görünce ne yapacak acaba? Ay çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Jimmy nerede? Ha? O niye kıyınızda değil sizin? Ben de onu sormaya gel dedim buraya. Hacı Rahmi'nin dükkanına da uğradım. O odada yoktu. Cemil mi diyorum? Cemil şeydi canım. Değil mi? Değil mi lan? Böyle dört duvarı olan bir yerdi Cemil. Dükkanda. Tavernacı dükkanında. İlçeye gitti o.
tabeli yaptırmaya gitti. Çünkü bu ağzın kestim İsmail tabeli yaptıracakmış. Yakut ben geldim, seni geldin, ne yettin gibisinden onları yazdırıyor Cemil. Sürprizin bir parçası yani. Safi yenge. Emin beste böyle öyle. Plastik değil. Anladım. Hey madem. Hadi kalkın o zaman. Hadi kalkın. Kalk kalk kalk. Hadi buraları düzenleyelim. Sürpriz yapmayacağız mı? Aslında çok bir şeye gerek yok emmi. Kalk 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 kalk. Safi vallahi gerek yok şimdi. Evet, tabelaya asın. Televizyon saati. İsteyen kantine gidip televizyon seyredebilir. Sinekli Medet, senin de ziyaretçin var. Ziyaretçin mi? Medet emmi. Gitme bak. Gitme bak. Nereye gidiyorsa. Ben çok korkarım vallahi. Bak gitme. Beni yalnız bırak burada, oldu mu? Merak etme. Merak etme. Benim karıdır. Dırdır edip kafamı şişirmeye gelmiştir yine. Çok duymam. Hemen gelirim. İki dakika yollarım şimdi. Ya bak gitme bak. Daha tuvaletim var. Tuvaletimi bile yapmadım bak. Nereye gidiyorsun? Tek başıma bırak beni burada. Tut açık. Çocuk musun sen? Gitme. Ne olursun Medet dayı. Dayı Medet. Emmi. Ses. Ses. Deneme bir iki. Ses kontrol. İsmail'im ben. Kimse var mı? Orada. Ha? Ha? Çıkıyorum bak. Biri varsa ses etsin. Çıkıyorum. Onu bak gel sen. Bir de bu sürahinin içine çöldüreceğim. İnsanlar bundan su içmeye kalkarsa ne olacak? Tövbe la olsun yarabbim. 5 dakika daha dayanamayacağım. Benim ağacım tuvalete gitmem lazım. Çok şükürler olsun. Bazen bevletmek bile insan için çok büyük nimet oluyor vallahi. Çok. Boşuna dememişler. İyi insanın içinde kötü şey durmaz. Gitmemişler. Vallahi billahi de gitmemişler. Bir leva. Leva. Allah kurtarsın abi. Havlu falan lazım olsa söylersin. İçeride baba bende. Allah kabul etsin kardeşim. Namaz kılacaksın herhalde. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Allah kısmet ederse kılacağız. Hani sen beni hort tuvaletlerde gördüğün zaman bir şey sormadın. Abi demedin sen kimlerdensin, necisin, nesin diye. Boş ver, sorup ne olacak sanki? Hepimiz gelip geçici değil miyiz bu dünyada? Hadi bakalım lan hadi. Daha iki kamyon zeytin gelecek.
Hepsi hallolacak bugün ondan. Abi, emrettiğin gibi adamlığa getirdim. Demek onlar bunlar ha? Siz pinnalığa neden bahçe atıyorsunuz lan? Ha? Burada israf olmayacak demedim mi lan ben size? Siz beni isyan mı ediyorsunuz lan? Siz benim lafımı kirletiyorsunuz lan? Pinnalarla uğraşmayalım dedik abi. Vakit kaybetmemek için yaptık. Allah Allah. Sevmediğim şeyi fıydırıp atıyorum diyorsunuz yani size. O pinnalığa odunu kömürü olmayan fakire fukaraya dağıtacaktım lan. Şimdi gidin bahçeden tek tek toplayın onları lan. Hadi bakalım. Yürüyün. Peki abi. Lan şu işe bak. Eskiden iki tane adam dövüp yolumuzu buluyorduk. Şimdi şu düştüğümüz duruma bak. Aynen vallahi. Eşek gibi çalışıyoruz. Bir de bu çöpün pisliğin kokusunu çekiyoruz. Kolay gelsin yeğenler. Bakıyorum diye karşılığınız yok. Hoş geldin Paladay. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Çok badireler atlattık. Çok uğursuzluklarla karşılaştık ama ayakta kalmasını da bildik evvelallah. Bahri nerede? Ben giderken burayı ona bırakmıştım. Sözünden çıkmadınız değil mi? Kim kurdu lan bu zeytinle? Kim kurdu lan? Kim kurdu lan bunu? Kim kurdu? Ben kurdum. Pala dayı, sen mi kurdun? Ne oldu lan? Asıyordun, kesiyordun demin. Şimdi de kuzu oluverdi. Estağfurullah Pala dayı. Estağfurullah. Sana saygımız sonsuz, boynumuz gıldan ince sana canım. Sen ne dersen o, aç da asam, pis de kesem, öldü ölen paladayı. Yok delikanlı yok, hiçbir şey istemiyorum. Ben yokken buraları iyi idare ettiysen yeter. Söyle bakalım, ben yokken ne yaptınız? Haraçları topladın mı? Neler yaptım yani? Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım paladayı. Gonca, bu ödevi daha yapamayacak mı kızım? Çantayı ortaya bıraktın, gittin zaten. Ne oldu? Neden yapmayacağım diyor. Bize kızdığı bir şey mi olmuş? Bilmiyorum Hicabi abi. Bir şey demedi zaten. Yapacağım mı, yapmayacağım mı bir şey demedi zaten. Kapıyı suratımı kapattığı gibi girdi içeri. Allah Allah, niye böyle yapıyor bu kız? Anlaşıldı. Bunlar öyle karşılıklı bir baba kız konuşması yapmanın zamanı geldi gari. Gonca! Gonca kızım! Ne yaptın? Nasıl geçti dersler böyle okulda? Nasıl geçecek baba? Aynı işte. Ne oldu? Neden sordun sen? Çantayı salonun ortasında bırakmışsın. Ders çalışacak olursan arama. Burada diyeceğim. Biliyorum, biliyorum. Çalışmayacağım. Sonra çalışırım be. Gördün mü bak. Yapmayacaksın diyorum. Kesin bir şey var bunda, kesin. Gonca, beni baksana sen. Neden öteleniyor kızım bu ödevle? Şu anda başka bir şeyle meşgulüm de ondan anne. Ben de başka sebepten dolayı falanse o sebebi ortadan kaldırırım diye dedim kızım. Başka bir sebep falan yok. Şimdi müsaaden işime geri dönebilir miyim? Selim'in gürültüsünden falansa komşuya giden biz kızım. Sen ders çalışırken. Komşuya gidermiş. Oldu. Hep de nereden taşlar olsun bitsin. Tövbe tövbe. Sana diyorum Bahri. Ben yokken diyorum işler nasıldı diyorum. Buraları güzel idare edebildin mi diyorum. İdare etmeye çalıştım Palada. Yani elimden geldiğince idare etmeye çalıştım Palada. Getir bakalım lan şu tahsilat defterini. Dur, dur canım. Dur. Palatacığım, sen şimdi içeriden yeni çıktın. Yorgunsun da böyle defterle kitapla. Yani gözlerini ne yoracaksın Palatacığım? Ver lan bakalım.
Alaaddin dayıya iki tane keçi parası baytara verilecek. Şevket abinin çocuklarına okul kıyafetleri, kitap defter parası kırtasiye ödenecek. Ayşe teyzenin her ay elektrik faturası düzenli olarak ödenecek. Bu ne lan? Tahsilat kitabında neler yazıyor böyle? Bunlar borçlarımız pala dayı. Arkadaş kasadaki paralar bitirmekle kalmadı. Bir de borçluğa yazıyor bura. Niva canım, kaşımızın gözümüzün sadakası olsun. Ecek iyilik yapan diye şey ettim. Suç mu yani pala dayı? Dayı, arkadaş tutturmuş bir barinin melekleriymiş. Yok bari baş fiyatın kanunlarıymış. Sen gittiğinden beri amelilik yaptırıyor bize. He? Allah Allah. Fadime aban mağarını temizlerken öyle demiyordun. İçim huzur eriyor diyordun. Şimdi ne oldu sana lan? Vicdansız. Ya sen ne yapmışsın lan? Batırmışsın ya buraları. Estağfurullah pala dayı. Ne batırması canım? Tamam, kasamızda para filan kalmamış olabilir emme. Çok çekin bir zeytin imparatorluğu kuracağız burada pala dayı. Bu zeytinle böyle üreteceğiz. Hepsini böyle satacağız. Senin kazandığının kaç katı parasını kazanacağız. Sen bana inanmıyorsun pala dayı. Lan sen benimle maytap mı geçiyorsun ha? Bir de utanmadan neler diyor baksana. Estağfurullah pala dayı, estağfurullah. Kiminin duası, kiminin parası. Yer gök dua diyorlar ya işte. Alın lan bunu. Önce bağlayın, sonra da götürün az. Durun melekler, durun. Sizler benim melekler değil misiniz? Sizler babamın melekler değil misiniz? Hani alın terinin kıymetini biliyordunuz, yapmayın. Pala dayı, affet beni pala dayı. Benim sevdiğim var. Telafi edeceğim canım, çok çirkin telafi edeceğim. Senin araçtan kazandığının kaç katını kazanmazsam bege de bahri demesinler pala dayı. Alın götürün bunu, asın çengele. Öyle süpürme mi olur yemin? Acık güçlü tutacaksın süpürgeyi. Korkmayacaksın, dozunu attıracaksın buralan. İsmail, Süleyman, şunlar da alın ortadan. Çok dağınık gösteriyor burala. Beni kaldırırsa şu köşeye kaldırın siz bununla. Hah. Lan bu Safiye'de ne sürpriz meraklısı çıktı Akiniş. Aynen be. Ulan alt taraf bir sürpriz yapayım dedik. Kız ensemizi yapıştı kaldı sadece. Ya Cemil nerede kaldı acaba? Gelemedi, gitti bir türlü. Cemil yeni gitti ya. Anca gelir o. Bizim bu tabelacı Şevket İlkokul terk biliyor musun Safiye? O harfleri böyle kafasın görü yazıyor. Cemil ondan uğraşıyordur şimdi. Safiye yenge. Biz diyoruz acaba diyor senin işin gaydın varsa görüleceksen gitsen de onları mı halletsen? Ya yok benim işim. Hem bundan güzel iş mi olur? Yakut görünce ne kadar sevinecek. Orası öyle tabii de. Belki akşam için yemek falan yapacaksındır. Hani yapıp gelebilirsin. Bizim için sorun yok. Biz şey yapmayız. Aa var benim yemem. Bir ısıtılacak o kadar. Bir de yanına salata yaparım. O da 5 dakikalık iş zaten. Süleyman beni şu kovaya getirebilecek mi? Safiye. Şimdi biz diyoruz ki, acaba diyoruz bir yerden böyle bir tane kocaman bir perde bulsak da böyle. O perdenin arkasını İsmail'i saklasak, Yakut geldiği zaman da böyle diye İsmail çıkarsak olur mu diyoruz? Emme işte perdeyi nereden bulacağız? Onun derdini düştük. Ha. Siz be ne diyorsunuz? Evde fazla perde varsa alıp gelebilir misin diyorsunuz? Emme zorlanacaksan yani böyle zorlayacaksa seni olmayıversin canım. Aa, ne demek olmayıversin Emin? He, ne demek olmayıversin? Perde olmazsa olmaz arkadaş. Burası da öyle, burası da öyle. De, nereden bulacaksın perdeyi şimdi? Alıp gelirim tabii canım, ne olacak? Ben bir koşu alıp gelen. Sen tut bunu. Hemen. Siz merak etmeyin, ben hemen gider getiririm. Emin! Bir bak bakayım, hurda getirdim sana. İsmail! Sen çıktın mı hapisten? Çıktı tabii, çıktı. Çıktı ya. Kefaletini ödedik, çıktı çok şükür. Emre sen kimseler söyleme olur mu Rafet emmi? Yalgı da sürpriz yapacağız. Sürpriz mi? Sürpriz Rafet bu.
Hani gençliğe aralarında kompleman diyorlar ya, gençliğe tabii. Sen anlamayabilirsin. Ne diyorsun lan sen? Ben yaşlı mıyım ha? Biz de anlarız herhalde o kadar. Siz ne yapıp duruyorsunuz burada? Süpürüyorsunuz mu buraları? Ver şu süpürgeyi bana. Şuraların bir tozunu attırıverem. Kim gençmiş gören bakayım. Ya Rahmi'dem sen hiç zahmet etme. İşin gücün vardır. Senin işin, sen işinden gücünden geri kalma. Bırak sen bunları Rafet emmi. Daha süpürge tutma beceremiyor bunlar. Sen buraların tozunu attır. Ben kızlara kapıp gelem. 5 dakikada burayı çiçek gibi yaparız. Rafet bak kızları da. Öpün Hafızı teyze. Geçmiş olsun bakalım İsmail. Renksiz değil, iyi alıştınız böyle zırt pırt sürpriz yapma. Hafize geliyor sürpriz, İsmail çöküyor sürpriz. Ne olacak lan bu böyle? Ne yapayım Hafız teyze? Kız böyle çok üzüldü biliyor musun? Dedim hani en azından güzel bir sürpriz yapayım da azıcık mutlu olsun be. Aferin lan. Mopsane senin adam gitmiş vallahi. Geçmiş olsun. Yani böyle nasıl diyorlar tam bilmiyorum ama bir daha olmasın. Sağ ol Sibel. Ay İsmail, Allah bir daha yaşatmasın vallahi. Ayırmasın hiç sizi. Amin, amin. İsmail. Senin ne işin var lan burada? Ha? Sen hangi yüzle geldin lan buraya? İsmail, kardeşim ben senden özür dilemeye geldim. Gerçi daha önce yaptığım şeyler öyle kolay affedilecek şeyler değil emme. Bak Sibel şahidimdir, Hafize Ana şahidimdir. Ben de eniştim gari. Zararın neresinden döndürse kârdır dedim. İyi bir insan olmaya karar verdim. Tövbekâr oldum. Pişmanım. İsmail, ben buradaki herkesin içinde hem senden hem de arkadaşlarından yaptığım her şey için özür dilerim. Affetme kardeşim. Lan adam hem özür diliyor, hem affedin diyor. Öyle bönbön durcuğunuz mu orada lan? Affedin, affedin. İsmail, hay kardeşim benim. Vay ya şu anda beni dünyanın en mutlu insanı. Sağ ol, teşekkür ederim. Hem Süleyman, hay kardeşim. Ya şimdi ben de bu organizasyonda bir takım şeyler yapabilirim. Yani ne bileyim, temizlik yapayım, içeri düzenleyeyim. Kızla durmaya mı geldiniz gari? Hadi yürüyün. Sağ olun, sağ olun. Beni seviyorsunuz değil mi? Merhaba, ah. Ne gidinin Hüseyin de? 40 yılda bir iyilik yapacağı tuttu. Onun da vakti değil. İnce ne yapacağız biz sadıçla? Herkesle her bir şeyle öğrendi lan. Vallahi öğrendi sadıç yapacak bir şey yok. Sürpriz izlen vereceğiz. Sonra ben hemen Cemil'le yer değiştireceğim. Sen bu gidişle akşam içtimasın bile yetişemeyeceksin sadıç. Dua eden de Cemil içeride işleri idare edivesin be. Lan bu türlü kafaya güven olmaz. Ben şunun peş sıra girem de kıyından ayrılmayayım. Hafizteyiz de biz içeri geçiyoruz. İyi. Sen geleceksin mi? Bir acık şurada dinlenim. Tamam. Karışıktır içeriz. Allah kabul etsin kardeşim. Sağ ol. Şey, ayıptır sorması, hani böyle diyorlar ya, kader mahkumu falan diye. Yani senin ne işin var burada? Suçun ne diyorsun yani bana? Estağfurullah canım, öyle suçun falan demiyorum ben. Hani buradan bakınca da bir suçun varmış gibi görünmüyor. Ne fark eder abi? Suçlu olsam ne olacak, masum olsam ne olacak? Burada bulunmak yazılmışsa kadarımıza. Bir bahanesi olur insanın. Anladım. Sen konuşmak istemiyorsun. İyi o zaman. Allah kurtarsın kardeş seni. Allah korusun. Ben aslında ıslah bin dedim abi. Bu 18 yaşından kişileri alıyorlar ya. Benim de adım bir hırsızlık olayına karıştı. Kardeşimin, yani daha doğrusu üvey kardeşimin sünnetinde canlan altınlığa üstüme kalınca ıslah evini boyladık işte.
İlk uzman tanıştım. İnsanın üstüne yapıştı mı? Çıkmıyor biliyor musun? Doğru diyorum. Yapıştı mı çıkmaz. Beni annemle babam bakamayacağı için evlatlık vermişler. Babalığım yine iyiydin de analığım pek sevemedi beni. Başta çocukları olmuyor diye almışlar. Sonradan kilo çocukları olunca bir türlü sevmediler beni. Ben de evlatlık olduğumu öğrenince ıslah evinden kaçtım. İyi yapmışsın. Gerçek anam babam bulayım diye. İyi. İki sene, üç sene kaçtım. Oradan oraya, oradan oraya. Sonunda abamın izini buldum. Bir abam varmış benim. Benden 2-3 yaş büyük. Onu da evlatlık vermişler. Buraya gıdan geldim. Yalnız ben izlerini bulana kadar babalığı rahmetli olmuş. Analığından beraber İzmir'e gitmişler amcalarının kıyına. Ben de gideceydim peşlerinden. Ama yakalandım işte. Buraya gönderdiler. Analığıyla baraba İzmir'e gitmişler öyle mi? Evet. Senin abanın adın ne? Abamın adını öğrenemedim. Köstenceyle hallebiliyorum bir tek. Bu balığı. Kime sorsan kızın adını bilen yok. Pek dışarı çıkartmazdın diyorlar. Kimseye göstermezdin diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Köstenceleyen Halil diyorlar öyle mi? He. Köstenceleyen Halil'in kızı. He. Sen tanıyor musun abi? Benim ne işim var radyoda Allah aşkına? Ne konuşacağım ben? Ay ya, dediler ya Yakut. İsmail hapishanede dinliyormuş. Avukatla haber gönderdi dediler. Ay çok güzel olacak ya. Ya çok heyecanlanırım ben. Hem ne konuşacağım bilmiyorum ki. Heyecanlanacak ne var gülüm? Gerekirse gözlerini kapayacaksın. Bakmayacaksın mikrofona falan, görmeyeceksin mikrofonu. Ha, heyecanlanacak bir şey yok. Yürü kız, yürü. Gel. İyi de radyo bu kısımda değil mi? Buraya neden gidiyoruz? Şimdi sen bir heyecanlandın ya. Sen bir sakinleş, böyle bir su iç, kendine gel. Konsantre ol. Süleyman bize haber verecek. Hadi. Geldiler. Sizin ne işiniz var burada? Ne işimiz olacak kızım? Sürprizi yapmaya toplandık buraya. Emmi Hafsa teyze sürprizi söylemeyecektik ya. Ne sürprizi ki bu? Mesela... şöyle bir şey. İsmail, çıktın mı sen? Yakışıyorlar lan birbirlerine. Seninki durdu durdu turnayı gözünden vurdu Sadıç. Vallahi benim de içim gelişledi ha. Ağlayacak şimdi ben. Dur lan. Kız Emine sarılıştılar mı? Ay sarıldılar Hafsa teyze. Hem de ne sarılmak vallahi. Vallahi siz de çok kötüsünüz ya. İsmail neden bir şey söylemedi? Karşılamaya gelirdik. Biz sürpriz yapalım dedik de. Ya söyleyince ne manası var canım? Biz burada böyle durmayalım. Şimdi İsmail'le eve gitmek isterler belki. İsmail amcasını görecek, yengesini görecek, kardeşini görecek değil mi? Hadi biz küçük küçük dağılalım. Olur mu öyle şey? O kadar hazırlık yapmışsınız, sürpriz yapmışsınız. Hep beraber gidelim. Yalnız bırakmayın bizi. Olur mu kızım? Öyle amin alayı gibi hep beraber mi gezeceğiz sokaklarda? Ya biz de gidememin ya. Bak Yakut çağırıyor işte. Ya bırakmayalım, bırakmayalım. Bu mutlu gününe şahit olduk ya. Ben çok mutluyum biliyor musun Süleyman? Şahit olalım. Ne olur kırmayın bizi. Hadi biz de gidelim. Hadi ya. Hadi yürüyoruz hadi. Hadi abla. Gidelim bari. Hadi. Gel.
Ya, benim bir ayak yoluma gideyim, ben tutamayacağım. Daha fazla eve kadar dayanamayacağım şurada. Oo, geçmiş olsun İsmail. Çıktın mı lan hemen? Sağ ol dayı, çıktım. İsmail, mupuza girdin diyorlardın. Ne zaman çıktın lan sen? Hiç sevmemişler bunu içeride. Hacer abi hemen kovalamışlar, hiç tutmamışlar yani. Hadi size iyi günler. Oğlum ne yapacağız lan? Bir sürü insan gördü beni. Korkma Sadıç. Zaten insan günahı seni kefaletle çıktı diyebilip duru. Rolü gir sen, rolü gir. Jandarma öyle bilmiyor. Emmim, jandarma öyle bilmiyor. Olsun be, sakin olun. Sen hiç eve gidince ben imza atacağım bahanesiyle ortadan kaybolursun. Hop cimilden yer değiştirirsiniz. Gerisin karışma sen gari. Ortaya al lan şu ortaya al. İnşallah dediğin gibi kolay olur. Ne diyor lan bundan gari? İmza, yer değiştirme falan hiçbir şey olmamış gibi. Ne demek istiyorlar? Bana ne? Bana ne gari? Ben iyi insan oldum. Ya artık melek gibi bir insanım. İnsan öyle şeylerle uğraşmaz. Heh. Alo, Semih? Ne oldu kardeşim? Hafif dombul kardeşim, söyle. Maliyeciler mi geldi? Neyse, sen şimdi onlara bir çay ısmarla. Ben hemen geliyorum. Bizim her şeyimiz açık, şeffaf. Korkacak bir şeyimiz yok. Arkadaşlar, ben bir dükkana kadar gidiyorum. Ay bu maliyeciler de gelecek zamanı buldu kardeş. Ay kötü günlerimden kalma, bir alavere dalavere yaptıysak yandık gari. O ne lan orada? Avukat mı var? Tamam, tamam, tamam. Götürün bunu, ifadesini alın. Tipliği ben kundakladım. Hapishaneden çıkar çıkmaz her şeyi ben planladım. Kimsenin suçu yok komutanım. Hatta... Benim eve giren hırsız değil mi? Hapiste değil miydi bu? He? Kundakçı Bahattin de yola. Hapisten kaçmış. Yalın dikişi dava. Kim olduğunu bilen yok. Öyle mi diyorsun? Yanımda iki kişi mi var? Bilen yok gari ha? Lan! Sakın İsmail hapisten kaçmış olmasın. Tabi lan! Bu sürpriz müpriz hepsi hikaye. Kurmaca, oyun bunlar. Lan bunlar kefaletlerini ne zaman ödediler? İşlemlerini ne zaman yaptılar da çıktılar? Ay benim salak kafam. Ben bunu daha önce neden düşünemedim? Lan İsmail, lan İsmail. Hüseyin, sen iyi bir insansın gari. Oğlum öyle şey, tövbekar oldun sen. Bu saatten sonra gambazcılık mı yapacaksın gene? Yapma bunu. Ben iyi bir insanım. İyi bir insanım ben. Lan için içimi yiyip durun. Ortada bir kaçak var. Hem de İsmail. Şimdi bunu gammazlamak benim vatandaşlık görevim. Yok yok. Ben iyi bir insanım gari. Tövbekar oldum ben. Lan oğlum fıtratım bu benim. Benim özümde bu var. Allah beni böyle yaratmış. Sen Allah'ın yarattığı gareklere karşı mı çıkıyorsun sen? Yok kardeşim. Ben bu fırsatı kaçırmayacağım. Ben bunu gammazlayacağım. Bir telefon kadar yakın bana. Şişt. Ghostlar bir sen geri döndü. Alo, jandarma mı? Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum gari. Şimdi ben sizi ankesörlü telefonundan alıyorum. Yani benim cep telefonum da var ama oradan aramıyor. Kim olduğunu belli olmasın diye.
Toplum olarak bu türlü duyarlılıklara daha hazır değiliz biliyor musun? O yüzden buradan arıyorum ben sizi. Şimdi bulunacağım ihbar şöyle. Bu Bahattin Vaya, hapisten kaçan gundakçı. Onun kıyısındaki iki kişiden birinin yerini biliyorum ben. İsmail Bakır. Şu anda Yeşilova'daki evinde. Hoşça kalın. Oh be. İçin rahatladı şimdi benim. Kardeşim ben iyi insan olacağım diye günlerdir kas 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 kas. Bak bütün vücudum et kesti benim. Ben benim özüm bu. Allah-u Teala beni böyle yaratmış kardeşim. Ben Gosta Güzel'im kardeşim. Zın 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 zın. Bunu bak lan sen. Vallahi billahi benziyor Safiye'ye. Boş mu dememişler kardeş kardeş benzer diye. Şimdi ben Safiye'yi nasıl öleceğim? Söylesem bir dert, söylemesem bir dert. Kimse kıpırdamasın. Herkes yerine otursun. Arama var. Bakın yataklara. Yok, yastık var burada. Yastık var burada. Diğer yatağa bakın. İsmail'im ben. İsmail. Radyocu İsmail'im ben. Hastaydım ben. Atışı! O yüzden burada yatıyordum. Radyocu İsmail'im ben. Değil mi Melih Dayı? Radyocu İsmail'im ben. Bu adam İsmail Bakır değil. Bu koğuştan biri de değil. İsmail Bakır'ım ben. Vallahi billahi İsmail Bakır'ım ben. Radyocu İsmail'im ben. İçeride çok değiştim. Gerçekten çok değiştim. Düşünmeye fırsatım oldu benim. Ben çok değiştim gerçekten. İsmail'im ben. Radyocu İsmail. 99.9'da Sadıç Efendi sizlerle beraberiz. Başlayıp dur gari. İsmail'im ben. İsmail'im. Vallahi İsmail. İsmail'im. Vallahi billahi İsmail'im ben. İsmail, sen artık akıllanmışsındır değil mi? Öyle antin guntin işler yapmayacaksın gari değil mi? Yok hapisteyiz, yapmayacağım. Bıraktım ben o işleri. Zaten izinler falan da almışlar sağ olsunlar. Radyo şöyle ufak bir topladım mı? Yakıtla ikimize yeter be. Vallahi Hafsa teyze bana kalırsa Cemil'in de bir ayağa çekilmeye ihtiyacı var. Baksana bütün sürprizi kaçırdı. Güya ilçeye gitti, bir tabela bastırıp gelecekti. Aynen Emin, Cemil nerede sahi? İlçe dediğin teşhure zaten, alt tarafı bir tabela sonuçta. Neden sen soruyorsun Emin'e? Yani neden Yakut İsmail'i sormuyor da, neden Sibel Süleyman'ı sormuyor da? Sen beni soruyorsun görüm. Nerede kaldı Süleyman? Hadi de eve bak yani. Nerede olacak canım? Tesbihlen bile tanelen sayarak almıyor mu senin arkadaşın? Ne kadar pimpirikli olduğunu bilmiyor musun sen mübareğin? Kesin tabelanın yazılan takılmıştır bu. Kesin beğenmemiştir. Bak ben sende evren. Fasulye gibi kaşlarını kaldırmıştır da adamı fitilitmiştir o. İsmail Bakır. Hapishaneden firar etmekten tutuklusun. Firar mı?